Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yeni bir videomuza. Bugünkü videomuzda 0-11'lerde maalesef çok sık karşılaşılan, aslında bilmediğiniz için, yani müşterilerimin ya da 0-11 kullananların bu durumu bilmediği için yaşadığı bir durumdan bahsedeceğim şimdi size. Şimdi size şu durumu böyle özetleyeyim. 0-11'lerde arka çamurluğumuzun ışığı bozuluyor. Peki neden bozuluyor? Yani insanlar sahibinden ilan koyuyorlar, görüyorum, diyorlar ki işte 011'in kronik far bozulma sorunu yaşanmıştır diyor. Bu far bozulma sonucunda ne yaşanıyor? Burada biliyorsunuz fren sisteminde ışığımız yanıyor. Fren sistemimizde ışığımız yandıktan sonra da yani fren ışığımız yanıyor burada, hem de far açtığımızda far tuşumuz yanıyor. Şimdi bu far bozulduğunda ne oluyor? Şimdi ilk ihtimal far hiç çalışmıyor bozulduğunda. İkinci ise daha kötü oluyor. Sistem direkt beyine kadar giden bir hatla bağlı olduğu için buradan fren sistemini kısa devre yapıyor. Yani %80'inde kullanıcılarda bu durum yaşanıyor. Far sistem zaten çalışmıyor da, yani buradaki çalışmıyor. Onun etkileyen bir durum yok. Ama motor freni dediğimiz, yani frene basınca motorun kendi kendine rejenere olarak şarj başlattığı ve fren sistemine desteklediği motor freni siz fren yaptığınızda devreye girer. Ama bu gördüğünüz far arızalandığında kısa devre yaptırıyor. Beyindeki fren merkezini etkiliyor. Ve beyinde artık motor fren kısmı çalışmıyor. Yani siz frene basıyorsunuz, ekranda ünlem çıkar. Motor freni yaptığınıza dair ve rejenere frenin devreye girdiğine dair. Ama maalesef şu küçücük far bozulduğu için bu sistem devre dışı kalıyor. Şimdi bu video hem müşterilerime gönderdiğim çamurluklarını nasıl takacaklarına dair olacak, hem de yeni alan kişilerin çamurluklarının bozulmaması için ne yapması gerektiğine bir video olacak. Ona yönelik bir video olacak. Şimdi çamurluk aldık. Şimdi iki tip çamurluk var. Bu şu an bu ilk serilerde olduğu gibi V şeklinde, bir de ters V şeklinde. Şimdi biz yeni çamurluk olarak ters V'yi takacağız zaten de. Orijinal olarak. Ama bu eski tip çamurluklarda ve yeni tip çamurluklarda şöyle göstereyim. Bakın şurada kocaman bir delik var. Bu kocaman delik yüzünden ve şuradaki delik, şöyle göstereyim. Ben buraya ekstra silikon yaptım ama buradaki kocaman delik yüzünden buradan su alıyor. Bu far buradan su aldığında belli müddet sonra kart içindeki kart paslanmaya başlıyor. Su ala ala bozuluyor. Bir de bakın. Şura kablo girişi. Diyorsunuz ki burası silikonlu. Ama hayır. Şuradan bakın. Bakın şura, görüyor musunuz? Şurası komple açık. Şu kenardan komple içerisi gözüküyor. Gördünüz mü? Şöyle bakıyorum ha. Gördünüz mü? Tam şuradan. Şu içerisi gözüküyor. Bu içerisine şuradan, ha şuradan daha iyi gözüküyor. Buradan su alıyor. Yani iki delik kapatmalısınız. Şunların üstünde kapatsanız silikonla gene iyi olur. Bunların diplerinden de su alabilir. Burası iki vida ve şu dipte gizli kalan delik. Bu üç delik su ala ala kısa sürede arka farı bozuluyor. Şimdi tabii ki orijinalinde bu kablo yok. Ben bir yağmur fırtınasına yakalandım. Maalesef skuter bir yarım saat, bir saat yağmur fırtınasında sürünce benim farım maalesef bozuldu. Ben buraları yoksa yalıtımlamıştım. Ama çok ciddi sulara girince artık şu köşeyi görmemiştim ben de. Bu köşeden almış. Bozuldu. Orijinal yeni çamurluğumu ben de diğer müşterilerim gibi temin ettim. Ondan takacağım. Şimdi bu video çamurluk nasıl takılır, nasıl montaj edilir, onunla ilgili bir video olacak aynı zamanda. İlk önce sebeplerini anlattım. Yani siz scooter'ınızı aldığınız zaman burası iki vida, bir de şu köşedeki yeri kapadığınız zaman bu çamurlukta artık su alma problemi olmaz. Herhangi bir problem teşkil etmez. Peki çamurluk nasıl değiştireceksiniz? Şimdi ilk olarak yeni çamurluğumuzu gösterelim. Şu an yeni tip bir çamurluk var elimde. Gördüğünüz gibi ters V şeklinde. Yani bu ters V şeklinde oluyor yeni çamurluklar. Bu şekilde. Yepyeni. Şimdi gördüğünüz gibi arka tarafını ben bolca silikonladım. Deliğini, iki vidasını ve köşede kalan gizli deliğini, büyük her yeri silikonladım. Bu kuruduktan sonra artık bu far ömürlük oldu. Zaten benden, yani farı bozulup benden çamurluk alan müşterilerim için ben aynı şekilde silikonlama işlemini yapıyorum. Silikon malzemesi en kaliteli silikon olan sistem markasını kullandığım için herhangi bir problem olmayacaktır sizin için bu saatten sonra. Şu aslında fabrikasyon böyle geliyor sabit durması için kablonun, ama bu sıcak silikon pek sevmiyorum açıkçası. Sıcak olunca hava biraz eriyebiliyor, ama silikon ömürlük bir silikon kullanıyorum. Bu şekilde kendime yaptım. O yüzden
Artık bu şekilde yeni farımızın montajını yapacağız. Şimdi peki nasıl takacağız? Şimdi ilk etapta size şöyle göstereyim. İlk etapta tabii şuradan geçirelim. Deliğinden geçelim. Orada hani geçireceğimiz yerimiz burası. Şimdi motor kablosunun üstünden geçelim. Şu kablo, bakın, şu kablo buradan çıkacak. Bunun yeri burası. Bu şekilde olacak şekilde çamurumuzu yerine oturtuyoruz ilk etapta. Ondan sonra burada vidalarımız var. Tabii ilk bunlar da yine ekstra ücret karşılığı %100 paslanmaz olarak müşterilerime gönderebildiğim vidalar. Şöyle takalım vidalarımızı da ilk baş. Yavaş yavaş sıkma işlemlerini yapalım. İlk köşelerden başlayalım. İlk köşelerden başlayalım. Böyle oturtuyoruz vidalarımızı. Sonra vidalarımızı deliklerine denk getirip yavaşça sıkmaya başlıyoruz. Şimdi çamurluk kasası plastik olduğu için bunu çok fazla sıkmamamız gerekiyor. Yoksa kırılma yapabilir. Ve öbür tarafa sıktığımız zaman çamurluğumuzu takması aslında çok basit. 4 tane vidası var zaten. Evet, şu an 2 vidasını sıktım. Bir de burayı sıkayım. Burayı da güzel bir şekilde sıktım. Şöyle göstereyim size. Görüldüğü üzere şu an elimden iz yaptı. Bu şekilde takıyoruz yeni çamurluğumuzu. Şöyle vida yerlerine de birlikte bakalım. Bakın şöyle. Şuradan sıktık. Bunlar %100 paslanmaz olan vidalarımız. İsteyen müşterilerimize 4 tanesini yani set olarak gönderiyoruz. Şimdi kalan 2 tanesini de takalım. Şurada zaten bir önceki videodan olan sinyallerimi görüyorsunuz. Bir önceki videomda birlikte montaj yapmıştık. Onları da çok güzel bir şekilde kullanıyoruz. Şimdi son vidamız kaldı. Onu da güzelce sıkalım. Bu vidalar zaten kolay kolay tekrar gevşeme de yapmıyorlar. Kolay kolay gevşeme de yapmıyorlar. Herhangi bir problem oluşturmaz yani size bu alırsanız bir daha paslanma da yapmaz. Çünkü önemli bir durum. Paslanma yapıyor orijinal vidaları maalesef. Şöyle vida deliklerini tabii uzatma bir kolunuz olursa tabii takmanız daha kolay benimki gibi. Çünkü yeri biraz dar. Son vidasını da takalım. Aşırı sıkmanıza gerek yok. Yeterli bir seviyede sıksanız da yeter dediğim gibi hani. Çünkü plastik sonuçta çamuruk çok sıkarsanız o plastiği direkt kırar. Belli bir sıkılıkta olsun oynamayacak kadar yeterli olur. Evet şu an 4 tane vidamızı taktık. Şöyle birlikte bakalım. 2 burada. 2 burada ve bakın kablomuz da şuradan çıkıyor. Şimdi işin montaj aşamasına gelelim. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Normalde bu çamurluk kablosu çok uzun. Şöyle göstereyim. 1 metreden fazla var. İçeri montaj yapmanız için öyle gönderiliyor. Ama şöyle bir durum var. İçeride soketli değil. Yani siz çamurluğu takmak için zaten içerideki soket kısmındaki kabloları kesecek. Kesip lehim yapacaksınız. Yani demek istediğim size şu. Bu cihazın altını açmak daha zor. Yan yatırıp lehim yapmak daha zor. Peki neden bununla uğraşasınız? Ben müşterilerime de söylüyorum. Hani gerek yok. Montajın en basit hali ise şu şekilde. Montajın en basit hali kablolar zaten yan sinyalden çıktığı için şuradan getirirsiniz. Şuradan da ölçüsünü alırsınız yeni çamurluğun ölçüsünü. Şuradan keserek yeni çamurluğun kablosunu şöyle keserek gördüğünüz gibi artan kabloyu alırsınız. Bunu köşeye koyarsınız çünkü ihtiyacınız yok. Çünkü dediğim gibi tamamen siz farklı noktadan yapacaksınız. Gerek yok yani şuradan kolayca lehimlemek varken
İçeride de zaten yine lehimlenecekken neden uğraşasınız? Bu şekilde düşünüyorum. Ben bana gelen montajda da böyle yapıyorum. Çünkü içi soketli olsa derim ki altını açın, soketine takın. Adamlar soketli yapmış sonuçta, soketine takın. Öyle montaj yapın derim ama soketli değil. İçi de kablo keseceksiniz. Hani kabloyu her türlü kesecekken neden içini açıp da kesesiniz? Yani içini açmakla neden uğraşasınız? Zaten her türlü kesilecek bu kablo. Zaten her türlü içinde işlem yapılacak. Yani aksine içinin orijinal kalması, soketleri ellenmemesi, buranın ellenmesi daha mantıklı benim için. Veya sizin görüşlerinizi de düşünüyorum ama benim için daha mantıklı yani. Çünkü orijinal soketleri çok aşırı sağlam soketler değil. Olmadıkları için de bu soketleri yıpratmak yerine burada bu şekilde montaj yapmak çok daha basit. Gördüğünüz gibi kablolarımızı çıkardık. Şimdi ilk etapta kırmızıdan başlayalım, artımızdan. Şöyle sıyıralım. Sıyırdık. Şuradan da kırmızımı sıyırdık zaten. Bunları biraz daha tabii büyütelim ki kolay lehimleyelim. Yani demek istediğim o yani. Neden uğraşasınız ki? Zaten adamlar yapmış yani. İçeride de çünkü kesilecek. Burada da kesilecek. Gerek var mı? Gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Her türlü kesileceksin. Neden biz içeriden lehimlemekle uğraşalım ki? İçeri o karmaşık tesisatta açıp karmaşık tesisatta aramakla uğraşalım. Mantıklı olanın bu şekilde olduğunu düşünüyorum. O yüzden müşterilerim de bu şekilde yapıyorlar zaten. En mantıklısı bu şekilde benim için. Her türlü şöyle pastamızı dağıtıralım. Bir de şuraya kırmızıya dağıtıralım. Evet. Bir tanesini lehimleme işlemini göstereceğim zaten. Sonra diğerlerini yapıp size anlatırım. Uzatmaya, çok uzatmaya gerek yok. Zaten standart işlem olacak hepsinde. İlk başta kablomuzu lehimliyoruz. Kablo birleştirme nasıl oluyor diye göstereyim. Kablomuzu lehimledik. Bir de buradaki kablomuzu lehimliyoruz. Ki iki lehim birbirini eritelim, rahat tutsun. Evet, buradaki kablomuzu da erittik. Şimdi bir tanesine geçiriyoruz makaronumuzu. Sonradan şu şekilde dengeleyip lehimlemeyi bitiriyoruz. Şöyle hatta birbirlerine daha da yakınlaştıralım ki sağlam olsun. Evet, gördüğünüz gibi bu kadar basit. Bu kadar hızlı. Üstüne bir de makaronumuzu kapatıp makaronumuzu da çakmakla ısıttıktan sonra gördüğünüz gibi taş gibi oldu. Yani benim görüşüm bu yönde. Mantıklı olan da bu olduğunu düşünüyorum. Tamamen işlem kolaylığı açısından bunun çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani sizin görüşlerinizi tabii yorumlarda belirtebilirsiniz ama bu şekilde elbet daha kolay olacaktır. Bakın kırmızı zaten 4 tane kablo. Renklerine göre yapacağız. Şimdi sadece burada bir mavi beyaz var. Burada işte yeşil var. Onu anlatacağım hangisinin renginin hangisinin olduğunu. İşlemleri bitireyim. Sonra bitmiş aşamasından konuşalım. Evet arkadaşlar, kapadıktan sonra ben lehimleme işlemlerini bitirdim. Şimdi bu orijinal çamurlukta eski tesisatta olan renklere göresi ayırt edeyim. Kırmızı kırmızıya takılıyor. Kırmızı artı kablomuz. Burada siyah siyaha takılıyor. Yeşil beyaza takılıyor. Sarı da maviye takılıyor. Yani gelen çamurluklarda bu şekilde montaj yaparsanız herhangi bir problem yaşamazsınız. Yani renkler bu şekilde. Peki burası böyle mi kalacak? Hayır. Şimdi burayı da tesisat bandımızla kapayacağız. Yani size anlatmak istediğim işlem bu. Zaten 4 kablo. İçeride 4 kablo ayrı soketlere gidiyor. Biri fren sistemine gidiyor. Birisi işte artı eksiye gidiyor. Biri arka lambaya gidiyor. Hepsi ayrı yerlerde. Hepsini ayrı yerlerde aramaktansa bu şekilde bulup, yani bu şekilde arka sinyalden, sağ arka sinyalden açıp sonra yapıp sonra da bir güzel burada makaronlarını yapıp zaten benden alan müşterilerime ben makaronlarını da hediye göndereceğim. Bundan sonra. Şimdi şöyle de saralım. Görüldüğü üzere
Artık kablolarımız tamamen yalıtımlı oldu. Makaron da yeterli ama bir de üstünden hiçbir açık olmasın diye de bu şekilde yaptım şu anda. Gördüğünüz gibi tamamen bitti. Bunu da içeriye doğru ittirelim. Hatta şuradan ön tarafı da açalım. Ön tarafı da açalım ki ön tarafı da açalım ön sinyali ki oradan kablomuzu içeriye doğru ittirelim. Oradan kablomuzu içeriye doğru ittirelim. İttirdikten sonra da buradaki fazlalığı da kalmasın. Bu sayede tamamen hoş bir görüntü olsun. Bize sıkıntı çıkarmasın. Şimdi şu kabloyu bir çekip şu mu? Kendisini bulmak lazım. Burada bir sürü kablo var da şu anda. Evet buldum. Şöyle ittiriyorum. Çekiyorum. İçeri ittiriyorum. Evet gergiye geldi. Biraz daha çekelim. Hatta içeri ettirelim. Biraz daha içeri. Tamam gergiye geldi. Bu gerginlik yeterli olur. Şimdi ön tarafımızı kapatalım. Zaten açması kapaması basit. Çok kullanıcı yani 0-11 kullanıcısı mutlaka yapmıştır. Hemen vidamızı da takalım. Yani vidalarını takalım. Bir de üst tarafını takalım. Yani şu an ön sinyalden bahsediyorum. Evet ön sinyalimizi hemen taktık. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde bitti. Şimdi farın bir çalışmasına bakalım. Şimdi birlikte farın da bir çalışmasına bakalım. Nasıl olduğunu görelim. Yani orijinal çamurluğumuzun. Yani aslında hiçbir farkı yok. Şimdi yakıyorum, cihazı açıyorum. Şu an frenimize basıyorum. Yine her zamanki gibi fren. Yani şöyle gösterelim. Frenimiz her zamanki gibi yine yanıp sönen flaşörümüzden. Işığımızı açıyorum. Gördüğünüz gibi ışığımız da yine sabit yanıyor. Kapatıyorum. Açıyorum. Kapatıyorum. Açıyorum. Frene basıyorum. Flaş özelliğimizde. Yine orijinal çamurluğumuzda bu şekilde. Orijinal bir şekilde yine flaşörlü oldu. Yani zaten orijinal çamurluğumuzda. Sadece gösteriyorum nasıl çalıştığını. Yani bu buradan takınca ekstrem bir durum olmuyor. Çünkü içeride de dediğim gibi soket yok. Soketten tak çıkar yapılmıyor. Yandan bu şekilde yapmak en kolayı. Şimdi buraları toplayacağız. Burada tabii sinyal flaşörümüz var şimdi buralar. Size göre size kalabalık görünmesin çünkü burası benim kendi cihazım. Şu an sinyal takıldı. Sinyalin kablosu. Sinyalin burada flaşörü var. İşte buralar o yüzden kalabalık. Yani sizde bu kalabalık olmayacağı için daha kolay olacak. Burada en önemli dikkat etmeniz gereken nokta. Onu belirteyim. Burada. Bakın. Motor kablomuz çıkıyor, geliyor. Motor kablomuz şu. Aman buna sakın zarar vermeyin. Verirseniz kablo komple değişir ya da buradan ek yapmak zorunda kalırsınız. Zaten yüklü bir elektrik gidiyor. Bununla uğraşmak, bunu yapmak kolay değil. O yüzden bu kabloya aman dikkat. Şu fren kablomuz, bu motor kablomuz, bu arka çamurluk, bu da benim ekstra sinyal kablom. Bu da sinyalin tesisatı. O yüzden buralara dikkat edin. Sadece motor kablosu burada çok önemli. Çünkü vidalardan bakın. Vida mesafesine çok yakın. Burada vidalarken kabloyu delerseniz motor kablosu gider. Arızalanır burada arka sinyali takarken geri. Yani şu sinyali takıp vidalarken demek istiyorum. O yüzden çok dikkatli olun. Aman zarar vermeyin. Çamurluk montajımız da bu kadardı. Umarım eğitici bir içeriklerimizden biri olmuştur yine. Değiştirmek isteyen müşterilerimiz özel. Şunlar da arka şasiye tutuyor. Onları da sıkabilirsiniz açmışken iki taraflı. Umarım eğitici bir içerik olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum. Kanalımıza abone olup Instagram hesabımızdan takip edip videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen. İyi günler.